Şu anda İstanbul metrosunun inmesi en keyifli duraklarından birisindeyim. Trenden tam Haliç'in ortasını dinliyorsunuz. Bir tarafta Tarihi Yarımada, diğer tarafta Galata Kulesi, arkamda Galata Köprüsü. Bugün hava biraz bulutlu, renkler çok güzel görünmeyebilir ama şöyle size bir göstermek istiyorum. Metrodan Haliç durağında indim. Tahtakale tarafından Eminönü'ne doğru gidiyorum. Tahtakale'de aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bunlar semaverler, çay semaverleri. Şimdi ben en alt sokaktan girdim. Mısır Çarşısı'na doğru gidiyorum. Tahtakale'deyiz şu anda. Gördüğünüz gibi arkam ışıl ışıl. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kuru yemişten kına malzemesine, ahşaba, ev gereçlerine, oyuncağa, elektronik aletlere ne arıyorsanız her şeyi bulabilirsiniz. Arka sokaklarda, her sokakta daha spesifik şeyler bulabiliyorsunuz ama burada, bu sokakta her şey var. Mesela bu dükkanda parti için ne gerekiyorsa her şeyi bulabilirsiniz. Toptan perakende mi satıyorsunuz? Toptan perakende, ikisi de aynı. İkisi de var. İşte bir kuru yemişçi. Bakalım kuru yemişler ne kadarmış. İncir 45 lira, antep fıstığı 74 lira, fındık 58 lira. Şurası şöyle ışıl ışıl. Şurada bir gözlükçü var. Hediyelikler. Turistlerin en sevdiği sokaklardan birisi burası. Evet. Aynen. Ayakkabı sana yapmamış mıydı? Hoş geldiniz. Mustafa abi. Buyurun. Valla. Geziyorsunuz, yoruldunuz, canınız tatlı istedi. Şöyle muhteşem bir künefe yiyebilirsiniz. Şöyle bir el sallayın. Sünnet mi yapacaksınız? Kınanız mı var? Ne satıyorsunuz? Limon, orijinal limon. Limon size. Kusura bakma, ikram ederim ama bitti. Teşekkür ederim, hadi sağ olun. Emanet olun, sağ olun. İyi satışlar. Teşekkürler. Ben buraya gezmeyi çok seviyorum. İlle bir şey almanız gerekmiyor. Bazen çok kalabalık oluyor, bunaltıyor insan ama şöyle sakin olduğu zamanlarda buraya gezmek de oldukça keyifli. Harika.
Buram hoş geldin. Beyefendi buyurun. Hanımefendi buyurun. Bir lira hanımefendi. Sen fark var. Ana caddeye yaklaştım. Kahve kokusu gelmeye başladı. Birazdan Mehmet Efendi'den de bir kahve alacağım. Burada Zeynel kahve var. Bakalım. Zeyn kahve nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Diyarbakır'ın özel 7 karışımlı dibek kahvesi. Bardağına kadar Diyarbakır'dan geliyor. Canım ben de bir tadına bakayım. Ver. Ablaya da ver. Bakayım. İkimiz meşhur olacağız. Sen Bağdat'a gideceğim, ben Urfa'ya. Kahveden bir de ben deniyorum. Kahve ikram edelim, buyurun. Kahve çok güzelmiş. Elinize sağlık. Çok beğendim. Kaç lira paketi? Abla paketlerimiz 15 lira, 200 lira. 7 karışımlı. Diyarbakır özel dibek kahvesi. Bir tane alayım ben. Kahvemizi aldık. Fincanımızın da üzerinde oldurttuk. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle kuru dolmalar, biberler, patlıcanlar. Ben çok severim. Şahane, taze, buyurun. Elite baktın mı? Burada yine başka bir kahveci. Fitre kahve çekirdeklerini görüyorsunuz. Kokuyu şu anda size gösteremiyorum ama burnumuzu delen bir kahve kokusu var. İşte bir tane peynirci. Liradan 60 liraya kadar lokum çeşitleri var. Hatta 10 liraya bile varmış. Da göstereceğim biraz sonra. Bir de polonya oluyor, tamam mı? Şu ucuzlarından lokum yani. Eta Yeni Han'a doğru giriyoruz. Bir şey itiraf edeceğim. Ben burayı ilk kez gördüm. Burası yeni açılmış olmalı. Daha önce hiç görmedim. Gidip bir soracağım. Kolay gelsin. Burası yeni mi açıldı? Ne kadar oldu? 7 ay oldu. 7 ay. 3 yıldır restorasyonu yapıldı. Biz bitirdik. Şu anda restorasyon yapılmış. Yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Çok güzel olmuş. Sağ olun. Han içinden şöyle girdim. Burada farklı bir mekan var. Burası daha önce kahve kavrulan fırınmış. Tarihi dokuyu hiç bozmamışlar. Restorasyon sırasında burayı camla kaplamışlar ve hem de böylece insanların görmesini sağlamışlar. Şu anda size gösterdiğim buradaki çay çeşitleri. Kaç çeşit çay var biraz sonra soracağım. Çay gurmesi olan arkadaşım Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Mehmet Bey.
Ben saymayayım. Kaç çeşit çay var burada? Burada 200 çeşide yakın. Çay çeşidimiz var sadece. 78 çeşitse dünya çayı. Burada modunuza göre çay içebiliyorsunuz. Siyah çay, beyaz, yeşil, oğlak, rooibos, mate, meyve, matcha çayı. Alt kategoriler var bu çaylar. Dediğimiz gibi burada modunuza göre çay içebilirsiniz. İlaç, 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 ilaç. Doğal ilaç, doğal ilaç, doğal ilaç. Baba. Bir başka künefe dükkanı daha. Yanında Mabel çikolata. Mabel çikolatayı hatırlayan var mı bilmiyorum. Şöyle şu fotoğrafı göstereceğim. Belki onu görünce hatırlarsınız. Nerede? İçeride çeşit çikolata ve şekerleme bulabilirsiniz. Ve Eminönü'nün meşhur kuru kahveci Mehmet Efendisi. Burada her zaman sıra olur. Şimdi ben de sıraya girip kendime bir paket Türk kahvesi alacağım. Bir 270, bir 110. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Kahvemizi aldık, gidiyoruz. Şimdi buranın en tehlikeli yeri bu sokak. Her zaman böyle kalabalıktır. Teşekkürler. Peynir çok lezzetliymiş. Bakalım burası neresi? Doğuş çeçil peynir. Burası biraz kokuyor. Ama taze taze balıklar. Niyetim Mısır Çarşısı'nda gezmekti ama bu bölüm biraz uzun oldu. Onu başka bir videoya bırakalım. Eğer videomu beğendiyseniz yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.